Selam dostlar, köy günlükleri videoma hoş geldiniz. Aslında böyle bir video çekmeyecektik, planda böyle bir şey yoktu. Bugün sizlere annem el yapımı kayısı reçeli yapacak, onu göstereceğiz. Zaten kayısılarımızı önceden topladık, sonra annemle oturduk konuştuk, dedik ki bunun da videosunu çekelim, belki insanların işine yarar. Burada bizim Hasanbeyli cinsi kayısılarımız bulunuyor. Şöyle ortalama bilen topladık. Şimdi buradaki ağaçta kalan son kayısılarımızı toplayacağız. Ondan sonra annem lezzetli elleriyle bize kayısı reçeli nasıl yapılır özel tarifiyle onu gösterecek. Şimdi biz annemle birlikte kayısılarımızı toplayalım. Yapım aşamasında görüşürüz. Kayısılarımızı topladık arkadaşlar. Şimdi annemin özel tarifi için eve doğru geçeceğiz. Eve geçmeden önce çoğu videoda bahsettiğimiz doğal gübremiz bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kesinlikle bostanımıza, bitkilerimize, ağaçlarımıza zirai gübre kullanmıyoruz. Gübremiz bu. Bizim yukarıda keçilerimiz bulunuyor. Keçilerimizin zibillerini şu sağ tarafta küçük tepecikleri görüyorsunuzdur. Orada bir yıl güneşte kuruttuktan sonra yakıyoruz. Yaktıktan sonra böyle meyve ağaçlarımıza, bostanımıza seriyoruz. Bitkilerimize, ağaçlarımıza vitamin oluyor. Ustasından tarif bölümüne geldik arkadaşlar. Şimdi annem yumuşak olan kayısıları ayırdı. Bu işin birkaç püf noktası var. Püf noktası. Sertlerini böyle doğruyoruz. Bu şekilde. Çekirdeğini alıp çekirdeğini daha sonra kırıp içine atacağız. Şimdi bu reçelin 3 tane püf noktası var arkadaşlar. Videodan önce annemle konuştuk. Birincisi kayısının sert olması. Yumuşak olursa lezzetini bozuyormuş. İkincisi gördüğünüz gibi kayısı çekirdeklerini atmıyoruz. Biz şimdi işlem bittikten sonra kayısı çekirdeklerini kırıp içindeki çekirdekleri de reçele ekleyeceğiz. Tabi onun da belli bir aşamaları var. Sıcak suya koyup kabuğunu alacağız. Üçüncü püf noktası ise kaynadıktan sonra bir gün boyunca güneşte beklemesi. Daha sonra kavanozlara koyup afiyetle yiyebiliriz. Şimdi bu çekirdeğin de birkaç işlemi var arkadaşlar. Kırdıktan sonra sıcak suda bekletip dış kabuğunu alıyoruz. O içindeki kayısı aromalı bembeyaz çekirdeğini reçelin içine katıyoruz. Hem kayısının güzel lezzeti geliyor, hem de çekirdeğinin kıtırlığı ve lezzeti geliyor. Gerçekten çok güzel bir reçel oluyor. Kayısı çekirdeklerimizi kırdık arkadaşlar. Böyle kaynar suya ıslattık. Birazdan kabuklarını soyacağız. Annem de yaklaşık 2-2,5 kiloluk kayısısını doğradı. Şimdi üzerine şeker ilavesini yapacak. Oran nedir anne? 2 kiloya 2 kilo şeker. Yani birebir. 2'ye 2. 1'e 1, 2'ye 2. Şimdi bu ocağa gidecek değil mi? Evet. Şimdi çekirdeklerini böyle çıkaracağız. Sıcak suya koyduğumuz için çabuk çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar da kaynayacak. Kabukları çabucak gidiyor. Bir, kaynadıktan sonra bir gün güneşte bekleteceğiz. Şöyle. Son aşamasında gösteririz kaynarken. Şimdi bu ocağa gidecek. Ortalama kaç dakika kaynayacak anne? 30 dakika. Yarım saat. Yarım saat kaynadıktan sonra bir gün boyunca güneşte bekleyecek. Evet. Arkadaşlar son aşamamıza geldik. Yaklaşık 30-35 dakika kaynattığımız kayısı reçelimizi dama çıkardık. Böyle bir leğenin içine koyduk. Bir gün boyunca güneş altında bekleyecek bu. Toz pislik gelmesin diye üstüne annem tülbent örttü. El yapımı, el emeği, göz nuru, kayısı reçelimiz hazır. Annemin özel tarifinden. Şimdi videonun en keyifli yerine geldik. Biz tarifi verdik. Siz de evinizde uygulayabilirsiniz. Sanırım videoda defaatle bahsettim. Şu kayısı çekirdeği olayı reçeli başka bir yere taşıyor. Hem yumuşak bir tat geliyor, hem kıtır kıtır. Çok lezzetli.